Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda İngilizce'de en çok kullanılan 30 fiil ile geniş zaman konusunu ele almaya çalışacağız. Geniş zaman, sürekli yaptığımız ve alışkanlıklarımızdan bahsederken kullandığımız çok önemli bir zamandır. Bu zamanı işlerken kurallardan çok örneklerle, ifadelerle olumlu, olumsuz, evet veya hayır soruları nasıl sorulur, nasıl cevap verilir? Onları fiiller üzerinde göstermeye çalışacağım. Hazırsanız hemen birinci fiilimizle başlıyoruz. Do, yapmak fiili. Evet, olumlu cümle yaparken I do my homework every day. Her gün ödevimi yaparım. WH ile soru sorduğumuzda when do you do your homework? Ne zaman yaparsın? I do my homework in the evenings. Akşamları yaparım. I do my homework in the afternoon. Öğleden sonraları yaparım gibi cevaplar verebiliriz. İkinci fiilimiz play. I usually play volleyball. Evet, sıklık zarflarımız var karşımıza çıkan. Genellikle voleybol oynarım. Where do you play? Nerede oynarsın? I play it at school. Okulda oynarım. Do you play basketball? Basketbol oynar mısın? No, I don't. Evet, burada gördüğünüz gibi do ile soru sorduğumuzda yes veya no ile cevap veriyoruz. Yukarıdaki örnekte where kalıbı, yani nerede veya nereye sorusuyla sorduğumuzda da direkt özne ile başlıyoruz. Hepsine dikkat ederseniz fiiller yalın haliyle karşımıza çıkıyor. Burada yes, I do da diyebilirsiniz. No, I don't da. Eat. I sometimes eat pizza. Ara sıra pizza yerim. Where do you eat pizza? Nerede yersin? I eat pizza at restaurant. Restorantta yerim. Do you eat hamburger? Hamburger yer misin? Yes, I do. Evet, yerim. No, I don't. Hayır, yemem. Drink. İçmek. I often drink ayran. Sık sık ayran içerim. Do you drink lemonade? Limonata içer misin? Yes, I do. Evet, içerim. Do you drink Coke? Kola içer misin? No, I don't. Hayır, içmem. Get up, uyanmak. I get up early in the morning. Sabahları erken kalkarım, uyanırım. What time do you get up? Saat kaçta kalkarsın? I get up at 7 o'clock. Saat 7'de kalkarım. Does your sister get up early? Kız kardeşin erken kalkar mı? Yes, she does. Evet, erken kalkar. Evet, burada da your sister dediği she olduğu için he, she, it'lerde does kullanıyoruz. I, you, we ve they'lerde de do kullanıyoruz soru kalıpları olarak. Cevapta da yine kısa cevap yes she does, no she doesn't gibi cevaplar verebiliriz. Sleep, uyumak. I sleep late in the evenings. Akşamları geç uyurum. What time do your parents sleep? Saat kaçta, ebeveynlerin saat kaçta uyur? They sleep at 12 o'clock. Saat 12'de uyurlar. Does your brother sleep late too? Erkek kardeşin de geç uyur mu? Yes, he does. Evet, uyur. Read, okumak. I always read book. Daima kitap okurum. What kind of books do you read? Ne tür kitaplar okursun? I read novel and history books. Romanlar ve tarih kitapları okurum. Does your sister read book? Kız kardeşin kitap okur mu? No, she doesn't. Hayır, okumaz. Write fiili, yazmak. I never write letter. Asla mektup yazmam. Who writes letter in your family? Ailende kim mektup yazar? My father writes letter. Babam yazar. My father he olduğu için he, she, it'lerde fiillerimizin sonuna s takısı getiriyoruz.
Does your mother write letter? Yani does she write letter? She olduğu için yine does'la sorduk. No, she doesn't. Annen mektup yazar mı? Hayır, yazmaz. Come. Gelmek fiili. My father comes home at 8 in the evenings. Babam akşamları 8'de gelir. Burada yine my father he olduğu için dikkat ederseniz fiilin sonuna s takısı getiriyoruz. Unutmayalım. What time does your mother come home? Annen saat kaçta eve gelir? She comes home at 6 in the evenings. Akşamları 6'da gelir. Yine burada she olduğu için fiilimize s takısını getirdik. Do you come home late? Sen eve geç gelir misin? Yes, I do. Evet, gelirim. No, I don't. Hayır, gelmem. Bakın öznede you, we, they olduğunda do ile soru soruyoruz. He, she, it olduğunda does da soru soruyoruz. Geniş zamanın soru kalıplarında dikkat edeceğimiz kalıplar bunlar arkadaşlar. Go, gitmek fiili. I usually go to cinema at weekends. Genellikle hafta sonları sinemaya giderim. Who do you go with? Kiminle gidersin? I go to cinema with my friends. Arkadaşlarımla giderim. Does your uncle go to cinema at weekends? Amcan hafta sonları sinemaya gider mi? No, he doesn't. Yine he olduğu için does'da sorduk. Cevapta da yine he doesn't'la cevap verdik. Watch, izlemek. I watch TV in the evenings. Akşamları televizyon izlerim. What do you watch? Ne izlersin? I watch cartoon. Çizgi film izlerim. Does your brother watch cartoon? Erkek kardeşinde çizgi film izler mi? Yine he olduğu için does. Soru kalıbımız. Yes, he does. Evet, izler. Swim. Yüzmek. I always swim in summer. Yazları daima yüzerim. Where do you swim? Nerede yüzersin? I swim in the pool. I swim in the sea. Havuzda yüzerim, denizde yüzerim. Do you swim in winter? Kışın yüzer misin? Yes, I do. Evet, yüzerim. Veya no, I don't. Hayır, yüzmem. Walk, yürümek. I sometimes walk to school. Ben ara sıra okula yürüyerek giderim. When do you walk to school? Ne zaman yürürsün? I walk to school in the mornings. Sabahları. I walk to school in the afternoon. Öğlenleri yürürüm. Does your brother walk to school? Erkek kardeşin de yürür mü? No, he doesn't. Hayır, yürünmez. Run, koşmak fiili. I sometimes run. Ara sıra koşarım. Where do you run? Nerede koşarsın? I run in the park. Parkta koşarım. I run in the forest. Ormanda koşarım. Does your friend run too? Arkadaşın da koşar mı? Yine your friend dediği he olduğu için veya she olduğu için does'la soru soruyoruz. Bakın do ve does'larda soru sorduğumuzda fiiller olduğu gibi yalın haliyle karşımıza çıkıyor. Cevap verirken de yes she does, no she doesn't gibi cevaplar veriyoruz arkadaşlar. Have, sahip olmak fiili. I have two brothers. İki kardeşim var. Erkek kardeşim. Do you have any sisters? Hiç kız kardeşin var mı? Yes, I do. Evet, var. How many sisters do you have? Kaç tane kız kardeşin var? I have a sister. Çoğul olarak sorduğumuzda s takısı sisters ama tekillerde I have a sister. Bir kız kardeşim var diyoruz. Buy, satın almak. I buy presents for my friends at the birthday parties. Doğum günü partilerinde arkadaşlarıma hediye alırım. What do you buy? Ne alırsın? I buy books mostly. Çoğunlukla kitap satın alırım.
Do they buy present for you? Onlar sana hediye alır mı? Yes, they do. Evet, alırlar. Evet, bakın they, you, we, I do ile soru sorulur. Cevaplarda da eğer yes veya no diyorsak yes, I do, yes, they do, yes, we do. Ama he, she, it'lerde does ile soru soruluyor. Yes, he does, yes, she does gibi cevaplar veriyoruz. Sell, satmak fiili. My friend sells his PC. Arkadaşım bilgisayarını satıyor. Why does he sell it? Neden satıyor? Because he wants to have a new one. Çünkü yeni bir tanesini satın almak istiyor. Does he sell all equipments of it? Bütün malzemeleriyle mi satıyor? Yes, he does. Yine he olduğu için does'la sorduk. Cevapta da yine yes, he does veya no, he doesn't diyoruz. Cook. Yemek pişirmek. My mother cooks delicious desserts. Annem lezzetli tatlılar pişirir. Yine my mother, she dediği için s takısını bakın gözden kaçırmıyoruz. What does she cook? Yine she olduğu için does'la sorduk. Fiil olduğu gibi ne pişirir? She cooks cookies and cake. Kurabiyeler ve kek pişirir. Yine she olduğu için s takısı. Does she cook pasta, pizza? Makarna veya pizza pişirir mi? Yes, she does. Evet, pişirir. Wash, yıkamak. I always wash my hands after breakfast. Kahvaltıdan sonra daima ellerimi yıkarım. Do you wash your face too? Yüzünü de yıkar mısın? Yes, I do. Evet, yıkarım. You ile sordu, I ile cevap. Does your brother wash his hands after lunch? Öğle yemeğinden sonra kardeşin ellerini yıkar mı? Bakın your brother dedi he olduğu için does'la sorduk. Cevapta da no he doesn't veya yes he does. Bir sonraki fiilimiz drive. Sürmek, araba kullanmak. My father drives me school in the mornings. Babam beni sabahları arabayla götürür okula. Can you drive? Sen sürebilir misin? Yes, I can. Evet, ben de kullanabilirim. Does your mother drive? Annen sürer mi? Yes, she does. Evet, sürer. Burada yine your mother, she olduğu için does'la sorumuzu sorduk. Ride, binmek, ata binmek veya bisiklete binmek. My brother always rides his bike. Kardeşim daima bisikletine biner. Yine my brother he olduğu için fiilimizin sonuna s takısı getirdik. Bakın rides, his bike diyoruz. Where does he ride? Nerede bisikletine biner? Yine he ile does sorduk ve fiil yalın haliyle tekrar döndü. He rides it at the park. O parkta sürer. Do you ride bike? Sen bisiklete biner misin? Sen bisiklete sürer misin? Yes, I do. Evet, sürerim. Start, başlamak fiili. My lesson starts at 8:30 in the mornings. Dersim saat 8:30'da başlar. Yine burada my lesson dediği it olduğu için s takısını getiriyoruz fiilin sonuna. When do you start to do your homework? Ev ödevini yapmaya ne zaman başlarsın? I start it after dinner. Akşam yemeğinden sonra başlarım. Does your favorite TV show start early? Sevdiğin televizyon programı erken başlar mı? Yine it olduğu için does'la sorduk. Yes, it does. Evet, başlar. Demek ki he, she, it'lerde does'la soru soruyoruz. I, you, we ve they'lerde do'yla soru soruyoruz. Eğer WH dediğimiz VH'li sorular varsa direkt özneyle başlıyoruz arkadaşlar. When, where, what gibi. Ama do ve does'la soru sorunda yes veya no ile cevap veriyoruz. Finish, bitirmek, bitmek. My lessons finish at 3:30. Derslerim saat 3:30'da biter. Burada my lessons çoğul olduğu için bakın finish'in sonuna s takısı getirmedik. Eğer my lesson oradaki s olmasaydı o zaman finish'in sonuna
S takısı getirirdik. What time does your father finish working? Baban saat kaçta işini bitirir? Yine bakın, your father he dediği için does'da sorduk. He finishes working at 6:30. O saat 6:30'da işini bitirir diyoruz. He olduğu için finish'in sonuna S takısını getirdik arkadaşlar. Do you finish your homework late? Sen ev ödevini geç mi bitirirsin? No, I don't. Hayır, bitirmem veya yes, I do. Evet, burada you tekrar oldu. Bakın, do ile soru soruyoruz. He, she, it olursa does da soru soruyoruz. Yani geniş zamanda bilmemiz gereken soru kalıpları do ve does soru ekleri arkadaşlar. Listen, dinlemek. I always listen to pop music. Ben daima pop müzik dinlerim. What does your brother listen? Eke kardeşin ne dinler? He listens to rock music. O rock müzik dinler. Bakın he olduğu için yine S takısı getirdik. Does he listen to pop music? O pop müzik dinler mi? No, he doesn't. Hayır, dinlemez. Veya yes, he does. Evet, dinler. Talk. Konuşmak fiili. My mother usually talks on the phone. My mother yine she olduğu için bakın talk'un sonunda S takısı getirdik. Annem genellikle telefonda konuşur. Who does she talk to? Kiminle konuşur? She talks to her friends. Arkadaşlarıyla konuşur. Do you talk on the phone? Sen telefonda konuşur musun? Yes, I do. Evet, ben de konuşurum. Like, hoşlanmak. My mother likes watching movie. Annem film izlemeyi sever. Yine bakın my mother she olduğu için filmin sonuna S takısı getirdik. What does your mother like watching? Annen ne izlemeyi seviyor? She likes watching horror movies. Korku filmlerini izler. Does your father like watching movies? Baban film izlemeyi sever mi? Hoşlanır mı? Yes, he does. Evet, hoşlanır. Evet, sever. Love, sevmek fiili. I love apple and banana. Elma ve muz severim. Does your brother love apple too? Erkek kardeşin de elma sever mi? Yes, he does. Evet, sever. Bakın yine your brother olduğu için does'da sorduk, cevapta da does'da cevap verdik. What does your mother love? Annen neyi sever? She loves cherry and orange. O, kiraz ve portakalı sever. Yine he, she, it'lerde gördüğünüz gibi fiiller S takısı alıyor. Visit, ziyaret etmek. I always visit my grandparents. Ben daima büyük anne babamı ziyaret ederim. When do you visit them? Onları ne zaman ziyaret edersin? I visit them at weekends. Hafta sonları ziyaret ederim. Does your brother visit them too? Erkek kardeşin de onları ziyaret eder mi? Yes, he does. Evet, eder. Draw, çizmek, resim yapmak. My mother draws nice picture. Annem güzel resimler yapar, çizer. Yine bakın my mother she olduğu için S takısı aldı. What does she draw? Neler çizer? She draws nature picture. Doğa resimleri çizer. Does your father draw? Baban da resim yapar mı, çizer mi? Yes, he does. Evet, yapar. Clean, temizlemek. My mother sometimes cleans my room. Annem ara sıra odamı temizler, toparlar. How does she clean? Nasıl temizler? She cleans with vacuum cleaner. Etik süpürgesiyle temizler. Do you clean your room? Sen odanı temizler misin? Yes, I do. Evet, yaparım. Evet, temizlerim. Dikkat ederseniz yine he, she, it'lerde bakın my mother'da olumlu cümle olursa S takısı getiriyoruz. Soru sorduğumuzda does'da soruyoruz. Bir aşağı cümlede baktığımızda do you clean you öznesinde do ile soruyoruz. Ve cevapta da yes I do
olarak veriyoruz. Evet, fiillerimiz bitti. Burada neler önemli arkadaşlar? Soru kalıplarımız, soru kelimelerimiz var. What, ne, how, nasıl, why, neden, where, nerede, when, ne zaman, what time, saat kaç, what kind, ne tür, ne çeşit. Bu soru eklerini bildiğimizde cevabı da ona göre veririz arkadaşlar. Yes, no question words. Evet, hayır soru eklerimiz. Geniş zamanın zaten soru kalıbı do ve does'dır. Do you like pizza? Do they listen to music? Müzik dinlerler mi? You, they, we, I'larda do'yla soruyoruz. Does he watch TV? O televizyon izler mi? Bakın, he olduğu için does sorduk. Ve she'lerde de yine does soruyoruz arkadaşlar. Demek ki he, she, it'lerde does, I, you, we ve they'de do'yla soru sorabiliyoruz. Yes, no cevap verirken. Evet, burada öznelerimiz yine kişi zamirlerimiz var. Ben, sen, he erkekler için, she kızlar için, it hayvan ve cansız varlıklar için, we biz, you siz, they onlar, sahipli sıfatlarımız, örneklerde geçen my, your, his erkek için, her kız için, its cansız varlık ve hayvanlar için, our bizim, your, sizin, their, onların arkadaşlar. Evet, tablo olarak da bu şekilde, kurallı bir şekilde de görebilirsiniz tablo üzerinde de. Olumlu cümle yaparken, bakın fiiller olduğu gibi geliyor. Sadece he, she, it'lerde s takısı getiriyoruz. I play volleyball, you play volleyball, we play volleyball, futbol diyoruz. Ama he, she, it olunca s takısı getiriyoruz. Olumsuz yaparken I don't play veya he, she, it'lerde doesn't play yapıyoruz arkadaşlar. Soru cümlesi yaparken iki türlü soru cümlesi yapabiliyoruz demiştik. Bir yes, no question, yani evet, hayır soruları burada olduğu gibi do ve does da soruyoruz. Tekrar, çünkü geniş zamanın kuralı bu, en çok karıştırılanlar bunlar. I, you, we ve they olunca do'yla soru soruyoruz. He, she, it'lerde does soruyoruz ve fiil her zaman yalın haliyle geliyor arkadaşlar soru cümlelerinde, unutmayın. Sadece s takısı he, she, it'lerde olumlu cümlelerde gelir. WH sorularla sorduğumuzda da, yani VH'li sorularla sorduğumuzda yine hemen do ve does WH soru eklerinden hemen sonra geliyor. Yine aynı şekilde I, you, we, they'de do, he, she, it'te de does kullanıyoruz ve fiiller hep yalın haliyle karşımıza çıkıyor. Frequency adverbs, sıklık zarfları görmüşsünüzdür, bol bol kullandık. Çünkü geniş zamanla beraber kullanılan ifadeler bunlar. Always, usually, often, sometimes, never. Kelimeler, hemen geçen kelimenin üzerine duralım. Afternoon, evening, morning, every day, school, sister, brother, mother, father, parents, family. Novel, history, home, early, late, weekend, friend, cartoon, horror, pool, sea. Summer, winter, forest, present, birthday, delicious, breakfast, lunch, dinner, face, hand, bike, lesson. Verbs, hemen fiillerimiz, en çok kullanılan 30 fiilimizde kısaca watch, swim, walk, run, have, buy, sell, cook, wash, clean. Drive, ride, start, finish, listen, talk, like, low, visit, draw. D,
do, play, sleep, get up, drink, eat, read, write, come, go. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bundan sonraki videolarımızda diğer zamanları da işleyeceğiz. Görüşmek üzere.